İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Mesut Pezeşkian onuruna Türkiye-İran Dostluk ve İşbirliği toplantısı düzenlendi. Toplantıda iki ülkenin dostluk ve dayanışma konuları ele alındı. Programda İran Cumhurbaşkanı Dr. Mesut Pezeşkian'ın mücadelesini ve zaferini anlatan bir video gösterimi yapıldı. İlerleyen saatlerde ise İran Cumhurbaşkanı Dr. Mesut Pezeşkian ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesajlar okundu. Etkinliğin öneminden bahseden İpek Yolu Kamu Diplomasisi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Seyfullah Türksoy, toplantının tamamen siyasetin dışında dostluk ve dayanışmayı amaçladığını ifade etti. Bu etkinliğin adı Türkiye-İran Dostluk ve İşbirliği toplantısı ve kültür şöleni tamamen siyasetin dışında dostluğa, kardeşliğe, komşuluk ilişkilerine dayalı ve bunları geliştirmeyi amaçlayan bir toplantı. Toplantımıza İran'dan çok değerli insanlar katıldılar. Üst düzey isimler katıldı. Malum İran'da bir seçim oldu. Orada yeni cumhurbaşkanı seçildi. Dr. Mesut Pezeşkian. Hem onun şerefine bir yemek düzenleyelim dedik. Bu vesileyle iki ülkenin insanları birbirini tanısın, kaynaşsın. Kültürel, ticari, ekonomik ilişkiler geliştirsinler. Birbirimizle daha yakınlaşalım. Yani siyasetin dışında kültürel, ekonomik anlamda Türkiye ile İran arasında dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı amaçlayan bir yemekli toplantı. Doktor Mesut Pezeşkian'ın Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesini isteyen bir lider olduğunu belirten Türksoy şöyle konuştu. Tabii biz öncelikle konuya Türk, Fars ya da başka milletler açısından bakmıyoruz. Bakış açısıyla değerlendiriyoruz. O açıdan baktığımızda Sayın Doktor Mesut Pezeşkian Türkiye'ye çok sıcak bakan, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesini isteyen bir lider. Aynı zamanda halkın da tercih ettiği bir lider. Son seçimlerde %53.7 oranda oy aldı. Sadece tabii büyük ölçü bir oranda Türklerin oyunu aldı ama orada diğer milletlerin de oyunu aldı. Farsların, Kürtlerin yenilik isteyen, ülkede belli konularda değişim isteyen çevreler, huzur isteyen, barış isteyen çevreler özellikle Mesut Pezeşkian'ı desteklediler. Biz de tabii ki Türk olması, Türk olduğunu ifade etmesi güzeldir, bizim de hoşumuza gider. Ama biz sadece o yönüyle değerlendirmiyoruz. Onun başarılı olacağına inandığımız için kendisine olumlu bakıyoruz. Bakış açısının doğru olduğunu düşünüyoruz. Bölgeye, başta İran olmak üzere bölgeye huzur, barış, refah getirilmesi noktasında bazı adımlar atacağına inanıyoruz. O nedenle Sayın Pezeşkian'ın gelmesini olumlu değerlendiriyoruz ve kendisine, ekibine başarılar diliyoruz. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İlhan Yaşar Hacı Salihoğlu ise etkinliği şöyle değerlendirdi. Valla bu etkinliğin içerisinde bir sözcük var. Dostluk. En çok ihtiyaç duyulan şey. Yeryüzünün en çok ihtiyaç duyduğu şey. İnsana duyulan dostluk. Yaşam hakkına duyulan yakınlık. Ve Türkiye ve İran. Yani yaşadığımız bölgenin özellikle Suriye ve Irak sahasını terör tarlası haline getirenler. Burayla ilgili geleceğe ilişkin şer planı yapanlar. Gazze'den çıkan insanlık derslerine sırtını ve yüzünü dönenler. Bütün bunlar açısından bölgenin dostça işbirlikleri kurması, bütün bu küresel saldırılara karşı püskürtebilecek bir direnci oluşturması son derece önemli. Önce tabii dostça yaklaşmak gerekir. İslam coğrafyasında artık ayrılığın gayrılığın, Müslümanın Müslüman kanı akıtarak, küresel emperyalizmin, işgalci, Siyonist çetelerin, sömürücü güçlerin en çok hoşuna gideceği şeydir. Bunun farkına varmak gerekir. Ortak tehdittir bu. Bölgenin barışının sağlanabilmesi, bölgenin sınırlarıyla keyfi bir şekilde, bunları biz sahte sınırlardı zaten. Biz yerleştirmiştik, şimdi biz oynayacağız gibi bir pervasızlığa karşı direnç gösterilmesi bölgenin öncelikle ülkelerinin bir arada işbirliğiyle ancak püskürtülebilir ve mümkün olabilir. Burada sahici olmak, samimi olmak,
ajandalı olmamak, ikiyüzlü olmamak, sahadaki gerçeği görerek bu ortak tehdittir. Bu ortak tehdit hepimizi geleceğini hedef almaktadır diyebilmek ve buna irade koyabilmekle mümkündür. Ve sahadaki kararlılıkla ölçülebilir bu. O açıdan bu tür toplantılar önemli, akademik birikimler önemli. Onlar öncülük yapacaktır, onlar cesaretlendirecektir ve esas itibariyle bu zemini güçlendirecektir. Buraya yani gelip bu atmosferi görmekteki ana amacımız, varsa bir fikri katkımız ancak bu çerçevede olabilir. Ben o açıdan kör iyimser değilim ama asla umutsuz değilim. O açıdan yaşadığımız süreç böyle bir noktada. Gazze'den çıkan dersleri görüyoruz. Yani uluslararası sıfat diye taşınan ne varsa yerle bir olmuş durumda. Hiçbirinin derde derman olmadığı bir kez daha ortaya çıkmış durumda. Uluslararası hukuk mu? Uluslararası kurumlar mı? Uluslararası sözleşmeler mi? Yani 40 bin insanın canına kıydılar ve bir soykırım yaşanıyor. Çocuklar ve bebekler katlediliyor acımasızca. Hiçbir şey durduramıyor bunları. Yeryüzünde insanlık adına hangi değer varsa yerle bir olmuş durumda. O açıdan bu neyi ortaya koyuyor? Uluslararası sistemmiş, düzenmiş, bunun olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Zalimin zulmünün dayatıldığı bir düzene düzen denilemez. Sonuçta mazlumların sesi olmak, onların dayanışması içerisinde olabilmesi ve yeryüzüne bir barışı, bir huzuru, bir adaleti yerleştirebilmek için bir tarih yazımına ihtiyaç var. O tarih yazımının, ben inanıyorum ve buna güveniyorum, yine bizim boynumuzun borcunda olan bir insani sorumluluktur. Türkiye'den doğabilecek bir kararlılığın, bölgedeki aynı amaç doğrultusuna katkı sunabilecek bütün güçlerin ortak iradeleriyle mümkün olacaktır. Biz bu insanlık dışı soykırımı kolayca yaşayan ve yaşatan şer güçlere teslim olmayacağız. Mesele budur. İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili konuşan Hacı Salihoğlu, İran'ın soğukkanlı tutumu hakkında şunları söyledi. Hiçbir şey, bakın hiçbir hesap, atılacak adım, kendince değerlendirme ölçütü Filistin davasının önünde olamaz, onu gölgeleyemez, onu geriletemez. Çok yalın bir davadır Filistin davası, vatan davasıdır. 1948 işgalinden hemen Mayıs ayından itibaren evlerinden yurtlarından edilmiş, direnenler katledilmiş. Yerinden yurdundan edilenlere bir de sözüm ona mülteci sıfatı konmuş kendi toprağında. Mülteci kampları denmiş kendi vatanında. Dolayısıyla bu dava işgalcinin, buradaki sömürücü güçlerin, emperyalizmin karakoludur bana göre İsrail. Onun sökülüp atılabilmesi davasıdır. Buna her kim nasıl katkı sağlıyorsa ama gerçek, ama sahici, ama samimi katkı sağlamak zorundadır. Öyle yani bunun için kendi ülkesinin ajandasını, bu davanın üzerinde bir gölge oluşturmayı falan düşünmeden yapmalıdır. Dolayısıyla ben bu konuda da herhalde Filistin halkının da, o direnen güçlerinde en büyük arzusu ve isteği budur. İran'dan da bekleyeceği budur, Türkiye'den de bekleyeceği budur, Müslüman dünyasından bekleyeceği budur ve özellikle Arap liderlerinden bekleyeceği budur ki onların birçoğunun da nasıl kukra rejimler olduğunu biliyoruz. Çocuklar feryat ediyor. Siz nasılsınız? Siz nasıl insanlarsınız? Siz nasıl bir tahammül içerisindesiniz? Sizin hiç mi çocuklarınız yok? Bu nasıl bir kayıtsızlıktır? Yani emperyalist dünyayı bir kenara koyun. Onlar zaten işin menbaı o. Şerin menbaı orası. Kötülüğü onlar yayıyor. Ama bu coğrafyanın evlatları, bu coğrafyanın evlatlarını yöneten hukukla rejimler asıl sorgulanması gereken odur. O açıdan ben İslam dünyasında hiçbir ayrılığın, gayrılığın artık katlanılmaz noktada olduğunun bilincinde varmak gerekir. Düşünün Filistin'de Hamas El Fethi ayrışmasından söz. Bu artık böyle bir soykırımın yaşandığı bir noktada böyle bir ayrışma anlamlı hale gelebilir mi hiç? Hangi gerekçeye dayanırsa dayansın ortadan kalkmak zorundadır. Bunu genişletiniz bütün Arap dünyası için, bütün İslam dünyası için ve bütün mazlumlar için. Ortak davranabilme iradesi bu emperyalist saldırganlığı durdurabilecek ve en kolay yoldur. Ne kadar gün sayarız bu birlik ruhu oluşsa ve güçlü bir direniş başlasa, ambargolarıyla, her türlü gücü ortaya koyarak ve sahaya yansıtarak bu çok kolay püskürtülebilir. Dolayısıyla İran'ın da böyle bakması gerektiğini değerlendiriyorum. Umut ediyor ve diliyorum ki hiçbir ayrılığın hiç kimse bir sebebi, adresi olmamalıdır İslam dünyasında.